Bazılarımızın uyanabilmesi için bir uyandırma çağrısına ihtiyacı vardır. Ve 1986 yılında bu çağrıyı ben de aldım. Kaliforniya Palm Springs'te bir triatlondaydım ve yarışın bisiklet etabındaydım. Bir kavşağa yaklaşırken başka bir yola dönen iki bisikletli ve karşı tarafta duran bir polis memuru gördüm. Organik zekaya hoş geldiniz. Eliyle bana işaret ederek dönmemi ve işaret ettiği yola girmemi söylüyordu. Bu yüzden ona kilitlenmiştim ve dikkatimi yola vermemiştim. Sorun şu ki onun sırtı karşıdan gelen trafiğe dönüktü. Dönüşü yaptığım sırada saatte yaklaşık 80 km/s hızla giden 4 çeker bir arazi aracı bana arkadan çarptı ve beni bisikletten fırlattı. Belimin ve kalçamın üzerine düştüm. Yere sert bir şekilde düştüğünüzde oluşan kuvvet omurganıza baskı yapar ve bu da benim omurgamdaki 6 omurun sıkışmasına neden olmuştu. 8. 9. 10. 11. 12. ve 1. bel omurlarını sıkıştırmıştı. Hacmi bu şekilde sıkıştırdığınızda maddenin bir yere gitmesi gerekir. Benim durumumda ise omuriliğime doğru gitmişti. Omurlarımdan biri çökmüş ve omurilik kırılmıştı. Omurgamda birden fazla basınç kırığı vardı. Omuriliğimde kemik parçaları vardı ve nöral kemer kırıldığı için sinir telinin sıkışması söz konusu olmuştu. Beni hastaneye götürdüler ve Güney Kaliforniya, Florida'nın önde gelen cerrahlarından 4 farklı görüş almıştım. Muhtemelen bir daha yürüyemeyeceğimi ve Harrington çubuğu ameliyatı adı verilen ciddi bir ameliyata ihtiyacım olduğunu söylediler. Harrington çubuğu ameliyatında temel olarak omurlarınızın arka kısımlarını keserler, uzun paslanmaz çelik çubukları vidalarlar ve bu çubukları oraya vidalayarak omuriliği omurilikten çekip çıkarırlar ve kanalı açarlar. Sonra kalçanızdan kemik parçaları aldıktan sonra üzerine yapıştırıp en iyisinin olmasını ümit ederler. Benim durumumda bu boynumdan omurgama doğru olmalıydı çünkü çok fazla sıkıştırılmış omur vardı. Sanırım bu başka biri olsaydı muhtemelen onlara ameliyat olmalarını tavsiye ederdim. Ancak bu kişi ben olduğum için röntgenlere, tomografilere ve MR görüntülerine dayanarak ameliyat olmaya karar vermekte o kadar da acele etmemiştim. Bence kararsız olduğunuz zamanlarda bir seçim yapmanın en zor yanlarından biri de bildiklerinizle bilmediklerinizi ölçüp tartmaktır. Ve hayatınızda öyle bir noktaya gelirsiniz ki bu adeta ruhunuzun karanlık bir gecesi gibidir. Çünkü sorularınızın cevabının sizden başka kimsede olmadığını fark ettiğiniz an bilinmeyene doğru adım atma sürecine başlamış olursunuz. 1986 yılında Güney Kaliforniya'da ister bilimsel, ister tıbbi, ister sosyal, ister dini olsun pek çok insan geleneksel kalıpların dışına çıkamazdı. Fakat bana göre alışılmışın dışına çıktığınız zaman bu mucizenin bir tanımı haline gelebilir. Yani böyle bir şey yaptığınızda bunu başarana kadar her zaman aptal ya da deli olarak görülürsünüz ve sonra bir aziz, bir mistik ya da bir dahi olursunuz. Ben de kişisel olarak bilinmeyene doğru adım atmaya istekli olduğumu, hayatımın geri kalanında bağımlılık yapan ilaçlarla yaşamayı ya da tekerlekli sandalyede olmayı hayal bile edemiyordum. Bu yüzden hastaneden çıkmaya karar verdim ve aklımda tek bir düşünce vardı. Bu düşünce bedeni yaratan gücün bedeni iyileştirdiğiydi. Bunu düşünmeden edemiyordum çünkü bize hayat veren, kalbimizin atmasını ve yemeğimizi sindirmemizi sağlayan bir zeka olduğunu biliyordum. Ve bu bilinç farkındalıktır ve farkındalık dikkat etmektir. Bu yüzden kim olduğumu gözlemliyor veya dikkat ediyor olmalıydı. Böylece bu zeka ile temas kurmaya karar verdim ve ona bir plan, bir şablon, bir tasarım verecektim. Ne istediğim konusunda oldukça net olacaktım ve eserimden memnun olduğumda bu eseri daha büyük bir zihne teslim edecektim çünkü o nasıl şifa vereceğini benden çok daha iyi biliyordu. İkinci olarak da deneyimlemek istemediğim hiçbir düşüncenin farkındalığımdan geçmesine izin vermeyeceğimi söylemiştim. Şimdi bu entelektüel açıdan bakıldığında kulağa gerçekten kolay geliyor. Ancak zihnime istediğim şeyi yaptıramadığımı çok çabuk fark etmiştim. Ve benim gibi kriz ya da travma yaşadığınızda olmasını istediğimiz şeyler yerine olmasını istemediğimiz şeylere odaklanma eğiliminde oluyoruz. Dolayısıyla insan olarak bizim için var olan sonsuz potansiyeller arasından zihnimde tekrar tekrar en kötü senaryoyu seçiyor, bunu duygusal olarak benimsiyor ve bu olaya hazırlıklı davranmaya çalışıyordum. Çünkü daha azı olsa bile hayatta kalma şansım daha yüksek olacaktı.
Ve bence krizdeyken bu hayatta kalma kimyasalları, stres hormonları bizi en kötü senaryoya hazırlar. İlk zamanlar zihnimde omurgamı omur omur yeniden yapılandırmaya başlardım. Ama ardından tekerlekli sandalyede nasıl yaşayacağımı düşünmeye başlardım. Ve sonra olmasını istediğim şey yerine olmasını istemediğim şeye odaklandığımın farkına vardım. Ve durup her şeye baştan başlamam gerektiğini fark ettim. Bunun nedeni de bu zekanın bir mevcudiyet olmasıydı. Ve tıpkı birinin sizinle birlikte olduğunu bildiğinizde onun size dikkatini verip vermediğini ve ne zaman dikkatinin dağıldığını bildiğiniz gibidir. Bu yüzden tamamen onunla birlikte olmam gerektiğini ve onun çok net bir sinyal, çok net bir plan alması gerektiğini düşündüm. Böylece her şey yeniden başlayıp omurgamı yeniden yapılandırmaya başladım. Ve sonra evimi satmalı mıyım diye düşünmeye başladım ve tekrar durdum. Bilinçlendim ve sonra hayal kırıklığına uğradım. Sonra sabırsızlandım. Sonra sinirlendim ve sonra daha da kötüleşti. Ve böylece 6 hafta boyunca ruhumun o inanılmaz karanlık gecesini yaşamıştım. Çünkü zihnimin yapmasını istediğim şeyi gerçekleştirmesini sağlayamıyordum. Ve dikkatimi her kaybettiğimde gözlerimi kapatıp her bir omurgayı yeniden yapılandırıp baştan başlamam yaklaşık 3 saatimi alıyordu. Hiçbir zaman yaptığım şeyden gerçekten memnun kalmıyordum fakat buna devam ediyordum. 6 haftanın sonunda tüm süreci dikkatimi kaybetmeden tamamladım ve sanki bir tenis topunu tam 12'den vurmuş gibiydim. O anda bir şeyler yerine oturdu. O anda bir şeylerin gerçekleştiğini biliyordum ve 3 saatte yaptığım şeyi 45 dakikada yapabilmiştim. O zamanlar bunun farkında değildim ama her gün beynimde yeni devreler ateşliyor ve dikkatimi verme becerimi tam anlamıyla geliştiriyordum. Ve tıpkı golf ya da tenis gibi bu bir beceridir. Ne kadar çok alıştırma yaparsanız o kadar iyi olursunuz. Yapabileceğim bir şey yoktu. Hiçbir yere gidemiyordum. Temelde yüzüstü yatıyordum ve elimde bolca zaman vardı. Bu yüzden tüm odağımı bu uygulamaya vermiştim. Tüm bu süreci prova edebildiğimde vücudumda önemli değişiklikler fark etmeye başladım. Ağrı seviyelerim anında düştü ve azaldı. Yaşadığım bazı nörolojik sorunlar düzelmeye başladı. Uyuşma, karıncalanma hissi azaldı ve motor fonksiyonlarım geri gelmeye başladı. İçimde yaptığım şeyle dışımda ürettiğim etkiyi birbirine bağladığım anda korku ve hayal kırıklığı yerine daha fazla tutku ve coşku ile ne yaptığımı takip etmeye başladım. Bu yükselen duygu sayesinde sürecin aslında eğlenceli ve kolay hale gelmesini sağlayan bir tetikleyici olduğunu fark etmeye başladım. Sonra tekrar yürüyebilirsem diye düşünmeye başladım. Ve ardından bir gün batımını, duş almayı veya arkadaşlarımla oturup yemek yemek gibi basit şeyleri ne kadar da hafife aldığımı fark ettim. Birdenbire kuantum alanında artık en kötü senaryoya dayanmayan, daha çok gelecekteki olasılıklara dayalı olan potansiyelleri seçmeye başladım. Ve ister sahilde bir gün batımı, isterse duş almak olsun, duygusal olarak bunları tamamen benimsemeye ve deneyimlemeye başladım. Bunu yaşar ve duygusal olarak hissederdim ve o sırada ne yaptığımı bilmiyordum. Ama bence net bir niyeti yüksek bir duyguyla birleştirdiğinizde bedeninizi ve beyninizi geçmişte yaşamaktan gelecekte yaşamaya taşırsınız. Ve gerçekten odaklandığınızda ve dikkatinizi verdiğinizde beyin ve beden aslında dış dünyanızda olup bitenlerle iç dünyanızda olup bitenler arasındaki farkı bilmez. Ve yükselen duygu süreci bedenimi içimde bulunduğum o anda gelecekteki gerçeklikte yaşadığıma ikna etmeye başladı. Çünkü beden aradaki farkı bilmeyen bilinç dışı zihindir. Yeni genlere yeni şekillerde sinyaller göndermeye başladım ve bedenim çarpıcı bir şekilde değişmeye başladı. 10 hafta içinde ayağa kalktım ve 12 hafta içinde tekrar antrenman yapmaya başladım ve bedenimde ya da sırtımda asla ağrı hissetmedim. Kendimle bir anlaşma yapmıştım ve bu anlaşmaya göre eğer tekrar yürüyebilirsem hayatımın geri kalanını zihin-beden bağlantısı ve zihnin madde üzerindeki etkisi üzerine çalışarak geçirecektim. 1986 yılından beri yaptığım tam da budur ve bu gerçekten muhteşem bir şey. Organik Zeka'ya abone olun, videoları beğenip paylaşın ve bir yorum bırakın. Bildirim ziliniz mutlaka açık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.